Galiba. Animasyon uygulamanın bir diğer yolu da yazılarladır. Bütün aynı diğer şekillerde ya da yaptığımız efektleri yazılar üzerinde de uygulayabiliyoruz. Fakat yazılar tabii ki biraz farklı gözüküyor. Örneğin burada bir tane yazımız var. Animasyonlara geliyorum. Şu an o açık değil. Bakın üzerine tıkladığımda tekrar aktif hale geliyor. Şöyle seçtim yazımızı. Efekt animasyonlarımız buradaydı biliyorsunuz. Tıkladım ve aşağıda diğer giriş efektleri dedim. Burada efektler karşımıza geldi. Değişik bir görüntü olması açısından en aşağıyı ilginçlerden seçeceğim. Şöyle yana kaydırıyorum görmeniz açısından. Alacaklar diyorum. Ki şu animasyon bölmesini de açalım isterseniz yandan görmek için. Şöyle tekrar giriş efektleri diyorum. Yana kaydırdım. Bu şekilde bırakarak diyorum. Bakın yavaş yavaş iniyor. Bumerang, fırıldak, içe sarmal, kayma, sıçrayış, yukarı doğru, temel topaç. Bu şekilde değişik efektleri uygulayabiliriz. Örneğin bırakarak dedim ve buradan oynattığımda yavaş yavaş indiğini görüyorsunuz. İstersek bu süreyi biraz hızlandırabiliriz şu şekilde. Bakın. Bu daha iyi oldu çünkü öteki türlü çok uzun sürebiliyor. Yine bakın bir aşağı iniyorum. Buradan yine yazıyı seçtim. Tekrar bastım. Efektlere, vurgu efektlerine gelelim. Bu sefer de şöyle yana alayım. Bakın değişik efektler var. Bu şekilde rengini ayarlayabilirsiniz buradan. Karşıt renkler var. Tamamlayıcı, saydam. Şuradan tekrar girelim. Çizgi rengi dedik örneğin. Çizgi renginde tamam diyorum. Çizgi rengini şurada efekt seçeneklerinden ayarlayabiliyoruz. Buradan bir tane seçelim. Şu an siyah, örneğin kırmızıyı seçtik. Çizgi rengi bu şekilde olabiliyor. Ya da buradan yine seçtiğimizde vurgu efektlerinden ayarlayabiliriz fırça rengini. Tamam dedim. Fırça rengine geldim. Kırmızıyı seçtim. Bakın kırmızıya dönüştü. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliyoruz yine. Buradan istersek de şöyle yine seçelim. İniyorum. Çıkış hareketlerinden de değişik efektleri yazılarımıza bu şekilde uygulayabiliyoruz.